14 Aralık, 20 Aralık Boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey istediğiniz, aydınlanmak istediğiniz gibi olun. Çünkü sevgi konusunda kendi kabuğunuza sıkışmış, yani ifadelerde insanlar yanlış anlar. Aynı enerjiyi iş enerjinize de yansıtıyorsunuz. Aslında siz sevgiyle alakalı noktada çok büyük bir ders aldınız aile büyüklerinizden, çevrenizden. O yüzden biraz içsel ruhunuz dışarıya daha sert bir ifade, daha kontrol hakimiyet içerisindesiniz. Bence biraz relax olun, sakin olun. Çünkü bulunduğunuz iş kapısında yer değişimleri, konum değişikleri, bir hareket ve yurt dışı ile alakalı uzun süredir beklediğiniz evraklar ya da şehir dışı evraklarınızla ilgili inanılmaz güzel bir hafta. Sanki her şey böyle zarf 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 yerine koyacaksınız. Oh, bu haftayı da çok rahat bir şekilde atlattım deyip derin nefes alacaksınız. Özellikle farklı büyük finansal gruplarda çalışan yöneticilerinizle alakalı bazı sorunlar yaşayabilir. Lütfen sinirlerinizi kontrol etmenize gerek yok. Haklısınız ama doğru zamanı bekleyin. Siz noktanızda haklısınız. Ani fevri davranış yapıp haklıyken suçlu duruma düşmenizi istemiyorum. O yüzden haklı hırsız polisi yakalar modu yapmanız lazım. Hatta bu konuyu doğru başarırsanız da konumunuzla ilgili daha büyük bir rahatlık, daha sizi mutlu edecek bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız. İlişkiler konusunda bu ara ilişkime ara veriyorum. Ben bu ilişkide çok yoruldum, dengem, ruhum çok yıprandı, artık güven problemi duyuyorum dediğiniz ilişkiye bir ara vereceksiniz. Bence yine barışacaksınız ama böyle bir ara psikolojisine ihtiyacınız varsa yapın diyorum. Evli boğa burçlarında özellikle bulunduğumuz bina ya da aile apartmanı içerisinde yaşıyorsak ya da böyle çok iç içe vıcık vıcık bir site içerisinde yaşıyorsak daha böyle sakin bir noktaya taşınmak isteyeceksiniz ama bunun için daha vakit var. Şu an oturduğunuz yerde oturun ve çözülmesi gereken olaylar var, onları çözün. Nisan Mayıs gibi taşınmanız daha sağlıklı. Şu an taşınırsanız mutsuz olursunuz. Özellikle çocuklarınızla alakalı yurt dışı ya da yurt dışı ile alakalı hani deriz ya yurt dışı planımız vardı çocuğumuzla ilgili bunu yapmak istiyorduk olmadı filan. Evet, yurt dışı kapıları baki kalacak, hiç endişe etmenizi istemiyorum. Sadece ve sadece siz pimpirikleniyorsunuz ve bu pimpiriklik size biraz takıntı halinde. Yani biraz takıntılarımızı geride bırakacağız. Gerekiyorsa bol kitap okuyacağız. Gerekiyorsa enerjimizi çok farklı noktalarda spor yaparak, yürüyüş yaparak bunları dengelememiz lazım. Özellikle kız kardeşler, yani teyze teyze, hala hala, yani kız kardeşler grubu var ya yani baba soyunuz ya da sizin kendiniz. Burada bir gereksiz birbirinizi incitme söz konusu olacak ve gerçekten de çok kötü şeyler olabilir. Bence siz devamlı yukarı çıkmak isterken inciterek mi çıkıyorsunuz? Disiplin kuralınız mı var? Bunu insanlar geçemiyor mu? Bence siz haklı olduğunuz şeyde biraz daha sakin adımlar. Çünkü siz temkinli ve güvende hissetmeniz gerekirken bu hafta tedirgin bir hafta yaşayacaksınız. Biraz bu konuda kafanız karışabilir diyorum. Yani biz aslında sevgiyi sorgulama haftasındayız. Yani ben sevildim mi? Ben değer gördüm mü? Eşim beni ne kadar sevdi? Patronum beni seviyor mu? Çocuğum beni seviyor mu? Annem beni seviyor mu? Dediğimiz haftayı sorgulayacağınız için yani çok böyle abartılı enerjiden çıkmanız, seven kişiler belli, sevmeyenleri de zaten siz kafanızda elemiştiniz. Hiç bu kadar yormanıza gerek yok diyorum. Boğaz enfeksiyonlarımız ve yediğiniz gıdalara dikkat edin. Yağ, asit ya bu tarz şeyler midenize çok hassasiyet veriyor. Bu yüzden de gece geğirmeleriniz ya da gaz problemleriniz söz konusu olabilir ve bu gayet sıkıntılı veriyor, gözüküyor. Evet, geçmiş ilişkiyle ilgili toparlanmak isteyen bazı boğa burçları var. Tekrar şansı istiyorlar. Denemekte fayda var çünkü adım atacağınız ya da sizin unutamadığınız sayfa daha kapanmamış. Evli olan boğa burçlarında araç yenilemek ya da eski aracı satıp yeni araç almak ya da ikinci el araç kafasına geçiş yaptık. Bu da hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram sayfalarım Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official'dan takip edebilirsiniz. Sevgi daima sizinle olsun. Umut, ışık, ne istiyorsanız Rabbim size kucak dolusu para versin diyorum.